Merhabalar Emrah Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Evet, evet. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi de bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimize de söyledim. 5 yıldır bu sektördesiniz. Çeşitli ürünlerimizde özellikle dünyada yeniliği yakından takip eden ve en kısa zamanda da özellikle ülke insanlarımızla da paylaşan bir işletmeci olarak bugüne kadar yaptığınız başarılı çalışmalarla sektörde ciddi anlamda tanınan, tercih edilen, güvenilir işletmelerden birisiniz. Ben burada verdiğiniz hizmetlere geçmeden önce sevgili izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtabilmek adına sormak istiyorum. Sayın Emrah Bektaş kimdir? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. Adım Emrah, soyadım Bektaş. 1988 doğumluyum. Kırıkkale memleketim. Hı-hı. 5 yıl kadar, 2013 yılından beri teknolojik cihazları Türkiye'ye getiriyoruz. Hı-hı. Aynı zamanda satışını yapıyoruz. Maslak'tayız, ofis ortamındayız. Aynen, doğrudur. Şimdi ben burayla ilgili yaklaşık bilgileri paylaşmak istiyorum değerli izleyicilerimize. Bir ofis ortamındayız, toplam 50 metrekare civarında bir alan. Evet. Ve depolarımızın haricindeki bu alanda da sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı toplam 10 kişi. 10 uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş profesyonel bir kadroyla da hizmetleriniz devam aynen, etmekte. Doğrudur. Şimdi bir zat size gelerek yerinden ürünleri sizden alabilen insanların yanı sıra talepler doğrultusunda yine özellikle internet üzerinden aynen, Türkiye'nin tamamına da zannediyorum ürün gönderiyorsunuz. Doğrudur. Nerelerden talep gelmekte, nerelere kadar yani şöyle 81'ine de gönderimini sağlıyoruz. Çünkü öncelikle bizim satış hedefimiz zaten tüm Türkiye. Hı-hı. Zaten teknolojiyle alakalı bütün ürünlerin getirip biz Türkiye'de güvenilir bir şekilde öncelik bizim şirketimizin prensibi güven. Hı hı hı. Güveni sağlamak zordur biliyorsunuz. Çünkü kesinlikle çok dolandırıcı işlemleri olduğundan maalesef, dolayı. Maalesef. Bununla ilgili de kötü olaylar var. Bu sektörde biz bununla alakalı şeffaf kutu, şeffaf poşeti Türkiye'ye ilk getirenlerden birisiyiz. Hı hı. Ve aynı zamanda da şu anda kapıda kontrollü gönderiyoruz. Yani müşterilerimiz bu saati, gördüğü saati aynı şekilde şarj edilmiş bir şekilde, test edilmiş bir şekilde kargolanıp kapısında kontrol ediyor. Ücretini kredi kartı ya da nakit ödüyor ve sahip oluyor. Şimdi birçok ürünle aslında siz hizmet vermektesiniz ama tabii özellikle şu an önümüzde bulunan bu saat. Evet, ki doğru. Zannediyorum bu saatimizin ismi Xiaomi M3 adıyla doğrudur, anılmakta. Xiaomi. Bu sadece saat değil, farklı özelliklere aynen de sahip. Bununla ilgili detay bilgilerinizi alacağım ama özellikle bu ürünü bir talep gelmesi durumunda Türkiye'nin 81 iline bir kargonun ulaşabileceği süre en geç zannediyorum 2 gün içerisinde. 2 gün, evet. Kargo yöntemiyle size gönderilebiliyor. Aynen. Ve kapıda ödeme sistemleriyle hemen ürünü görüp ödeme imkanı var. Evet, doğru. Oradan da sizden temin edebiliyorlar. Kesinlikle. Şimdi biraz ürün hakkında bilgi almak istiyorum. Bu saat görünen, aynı zamanda saat olma özelliğine sahipken farklı görevler de yapabilen ürünümüzü biraz bize açar mısınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu akıllı bileklik saat görevi görüyor dediğiniz gibi. Hı-hı. Aynı zamanda hem yaşlılar için hem spor yapanlar için zarif, ince ve hafif. Hı-hı. En önemlisi bu. Yaşlılar için de tansiyon, nabız, kalp, bunun gibi ölçmeler, adım sayar, kalori hesaplama spor yapanlar için ve görüntüsü şık, hafif, elde ve hani her türlü bir giyimde bunu takabilirsiniz. Takım elbiseyle de olur, hı-hı, spor kıyafetle de olur, bütün kıyafetlerle. Unisex, erkek bayan ayırmaksızın aynen, herkesin. Ayırmaksızın, aynen ürün, dediğiniz gibi ürün herkesin. Sektörler arası Türkiye turumuz TMOS ile devam edecek. İstanbul, Sarıyer, Maslak ve sektörün en iyisi TCS Shopping'ten sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yoluna bırakıyoruz efendim.